Mustafa Keser'den de balık olduğu Bülent Ersoy'a gönderme. Bülent Ersoy, iki bölümde yayından kaldırılan Benzemez Kimse Bize programındaki partneri Mustafa Keser'in hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle bir TL'lik manevi tazminat dava açmıştı. 76 yaşındaki Mustafa Keser, sosyal medya paylaşımı ile meslektaşına dikkat çeken bir göndermede bulundu. Bülent Ersoy ile Mustafa Keser arasında sular durulmuyor. Birbirini hedef alan sert açıklamaları mahkemeye taşınan usta sanatçılar, diva ve küfür polemiğinin ardından şimdi de sosyal medyada karşı karşıya. Seni diva değil Sivan yaparlar Mustafa Keser. Bülent Ersoy ile birlikte sunduğu Benzemez Kimse Bize adlı müzik programının iki bölüm sonra yayından kaldırılmasının ardından YouTube kanalından bir video yayınlamıştı. Programın sanatçının kaprisleri nedeniyle bittiğini iddia eden Keser, bana, Keser diye bağırıyor, babanın uşağı mı var, seni diva değil, divan yaparlar, seni 8'e katlayacak isimler var, divalık sana mı kaldı, erkek tonuyla okuyor, Zeki Müren gitmiş, o kalmış, hadi oradan, kendini bir hold sanıyorsun, canlı yayında bizi imtihan etsinler, kaybeden kazananın elini öpsün demişti. Söylemezsem olmaz programında konuşan Bülent Ersoy ise haddini aşana cevap veririm. Şahitlerle ve delillerle söylenenleri çürütürüm. Zaten program, benim programımdı. Oturduğum koltuk, ona battı. Ondan rahatsız oldu. Bana bir oda hazırlanmış. Görmüyor mu? Zaten maddesel olarak da bir fark var. Bunları bilmiyor mu ifadelerini kullanmıştı. Kaprisli değil mükemmeliyetçi olduğunu belirten sanatçı, Mustafa Keser'i sevmiyorum. Bu tarz hareket eden insanlara sevgim varsa bile bir dirhem kalmaz. Diva denmezmiş de beni divan yaparlarmış. Aklınca 1980 öncesinden beni vurmak istiyor. Şöhretim Türkiye sınırları dahilinde değil, dünyada şeklinde konuşmuştu. Keser'in annesine küfür ettiğini de savunan 69 yaşındaki sanatçı, benim annem bir sene önce öldü, sen bir sene önce annesi vefat eden birine bu kelimeyi nasıl kullanırsın? Kavgada söylenmez bu kelime, çok çirkin bu söylem, ben seni Allah'a havale ediyorum açıklamasını yapmıştı. Bülent Ersoy'un annesine küfür ettiği iddiasına YouTube kanalı üzerinden yanıt veren Mustafa Keser, ben orada fıkraları anlatıyorum. Millet gülüyor, onları küfür olarak addetmiş. Benim ağzım kesinlikle küfürlü değildir. Bir tek kişi Mustafa Keser bana küfür etti diyemez. TV'lerde anama küfür etti diye ajitasyon yapıyor. Söylediklerime cevap vermiyor. Belgelerle çıkacağım dedi, hala ortada belge yok demişti. Bülent Ersoy, Mustafa Keser ile yaşanan tartışma sonrası konuyu yargıya taşıdı. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvuran şarkıcı, kendisini hakaret ettiği ve kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla Mustafa Keser'e bir TL'lik manevi tazminat davası açtı. Dilekçede şu ifadeler dikkat çekti, mesleğine ve sanatına uzanan bu saldırı müvekkili derinden yaralamıştır. Davalının haksız açıklamaları nedeniyle büyük bir hayran kitlesine sahip olan müvekkil, iç dünyasında bir travma yaşamış, elem ve üzüntü duymuştur. Müvekkilin toplum önünde itibarı sarsılmıştır. Mustafa Keser ise eski program partnerinin bu hamlesi sonrası Ersoy'a göndermede bulundu. Usta sanatçı, karşı tarafa açılan tazminat davası, davacının kendine biçtiği değer kadardır sözleriyle Ersoy'u hedef aldı.